Sayın Akrol, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Dersim hem doğası hem ekolojik yaşamı insan eliyle yapılan tahribatlar nedeniyle tehlikede. Önce av konusu konuşuldu günlerdir, az önce haberimizde de verdik ve şimdi de barajların neden olduğu bir sıkıntı var. Nedir barınma, beslenme ve yaşam alanları üzerindeki tehlike? Kimdir bu barajı yapanlar ya da işletenler? Evet, bildiğiniz gibi bölgemizde özellikle Peri Vadisi üzerinde son 10 yılda peş peşe yapılan barajlarla yaşam alanlarımız tamamen yok edildi. Yani bunlar enerji ihtiyaç var adı altında. Ama tabii ki barajın şeyini yaparken de buradaki bölgenin ekolojik faunasını düşünmeden bir planlama yapmadan sırf rant amaçlı yapılan bu barajlar. İşte gördüğünüz gibi sonuçta da bu yaşam alanlarımıza yönelik telaffuzu mümkün olmayan sonuçları da süreç geçince daha canlı bir şekilde yaşıyoruz. Öncelikle suyumuza, toprağımıza ve havamıza deli şirketlere, yani bildiğimiz sermaye rantlarına peşke çekilmek için bu barajlar yapıldı. Yapılan bu barajlar o bölgedeki insanların yaşam alanı her bakımdan, yani şeyini tamamen şey altına aldı. Yok etmek gibi bir fırsat kaldı. İnsanları göçe zorladı. Bunun sonucunda da yaşam alanımız, köylülerimiz, oradaki bölge coğrafya bir tür ekolojik olarak bir soykırımda karşı karşıya kalmış bulunmakta. Bunun etkileri maalesef şu anda da belli olmayan diğer canlılar üzerinde de hayatlarına mal oluyor. Evet, barajlar nasıl etkiledi özellikle? Görüntülerde de gösterdik, keçilerin boğulduğu yönünde görüntüler geliyor sıkça. Nasıl oluyor bu? Şimdi bildiğimiz gibi mesela orada barajlar dediğimiz çoğu güvenlik amaçlı yapılan barajlardır. Yani biz de o bölge üzerinde bir nehir düşünün. Kirden akıyor, Bingöl'ün Kirden nehir doğuyor, Keban Barajı'na dökülüyor. Bu Dersim, Bingöl, Elazığ sınırı içerisinde kapsayan ve belli bir 156 kilometrelik bir mesafe üzerinde peş peşe 9 tane baraj. Yani mesela ilkini hem Seyrantepe, Karakoçan'a bağlı Balcalı Köyü'nde Seyrantepe Barajı yapıldı HES şeyinden. Arkasından Güyazı'ndan Pembelik Barajı, arkasından Özlüce Barajı, Kiril Barajı, Selenk Barajı derken de gövdelerin suların tutmasıyla bunlar sular tutan sular birbirine göle şeklinde birbirine karışıyor. Karışınca da burada bölgenin fauna olarak da bölgenin en zengin toprakları, faunaları bu insan orta bölgede yaşayan insanlar yaşamlarını idame ediyorlar. Özellikle Pembelik Barajı'nın inşa edilmesi içerisinde bütün hukuksuzluklara rağmen, bütün halkın tepki karşı koymalarına rağmen, itirazlara rağmen hiçbir şekilde Anayasa Mahkemesi'nden tutun Danıştay'ın 6. Dairesi'nin verdiği kararlara, Elazığ şekildeki Malatya İdaresi, Elazığ Bölge İdaresi'nin imar planı iptali, kaçaktan da imar planı olmasına rağmen bu barajlar faaliyete geçti. Bu barajların faaliyete geçmesiyle de özellikle Pembelik Barajı'ndan orada 13 köy sular altında kaldı. Bunun sonucunda da sular altında kalan köylerimiz karşıdaki birbirine akrabalığı olan şeyi olan bağlantı yolları da kesildi. İşin ilginç yanı da nihai ÇED raporunda da bu barajlar yapılırken sular altında kalan köprülerin de yapılması tarih edilmişti ÇED altında, ama neticesinde de bu barajlar hayata geçtikten sonra o mevcut Limak şirketi, barajı, Pembelik Barajı yapan, Seyrantepe Barajı'nı yapan, Tadar Barajı yapan Limak şirketi aynı şekilde Pembelik Barajı'ndan yasal taahhüdünü yerine getirmeyerek köprüleri halkı yapmadı. Şu anda yani neticede halkları cezalandırıyor. Yani şu anda bir tecrit uygulanıyor. Bu tecrit uygulanmasının sonucunda da maalesef bugün aynı şekilde avcılığın yapılması, özellikle belli aylarda o baraj yaşamına uygun olmayan, o gördüğümüz Dersim bölgesinde de bir nevi şey olan, bizler için kutsal olan dağ keçileri bu karşıdan karşıya geçerken boğulmakta. Yani tabii ki arzu etmediğimiz sonuçlar, ama bunun içinde de bu insanların sorunları çözüleceğine, yani bu insanların iletişim, ulaşımın soruların çözeceğine, tam tersi bölgenin özellikle güvenlik bölgesi ilan edilmesi süreci içerisinde de burada uçan kuşun buraya girmesi yasakken, ya da ne bileyim herhangi denetlenme 24 saat denetlenirken
Bu görmezden gelinerek burada avcılar cirit atıyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı ihalelerle buradaki kutsallarımız olan, bölgenin için bir nevi dokunulmaz olan dağ keçileri ve diğer canlı türleri de avcılar tarafından resmi devlet görevlilerinin gözleri önünde bu katliamı yapabilmektedirler. Eren Bey, son günlerde adı çokça geçen Beşli Çete içerisinde yer alan Limak'tan söz ettiniz. Limak'ı işaret ettiniz Pembe Baraj'la ilgili olarak. Tüm evet. tepkilere rağmen bu barajların yapıldığını ve faaliyete geçtiğini söz ettiniz. Peki oradaki ölümlerin, keçiler başta olmak üzere ölümlerin önüne geçebilmek için neler öneriyorsunuz? Daha doğrusu nelerin yapılması gerektiğini söylüyor bölge halkı. Şimdi önce daha önce başta belirttiğim gibi bu baraj kaçak ve halkın nezdinde de karşı çıktığı, yani bunun tahribi mümkün olmayan, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağından hem ekolojik hem kültürel bir tahribat yaratından dolayı bölge insanı tarafından istenmeyen bir pembelik barajı vardı. Yani bu pembelik barajı bildiğimiz gibi Limak şirketi dediğimiz Peri Vadisi'ni Limak Cumhuriyeti diye kendi güdümü altına alan bir her şeyi kendi şeyi doğrultusunda da çevirebilen bir şirket tarafından yapıldı. Böyle şimdi bildiğimiz gibi kaçak avcılığa karşı yaban avına denetleme görevini yürüten İl Çevre Orman İşletme Müdürlüğü bu kanunlara göre gereğini yapmak zorunda. Yani burada bu baraj süreci içerisinde bu havzada bölge halkı için kutsal sayılan bu dağ keçilerimizin koruması konusunda sorumluluğunu yerine getirip aynı şekilde o bölgede sorumlu bulunan muhtarlıklara talimatlar vererek ya da oradaki belediyelere, karakollara müdahale etmesi gerekmektedir. Ya bunu da şöyle belirtmek de istiyorum. Avrupa'nın hayatı ve yaşatma ortamlarını koruma sözleşmesine göre, yani bunu Berlin Sözleşmesi diye tabir edilir. Bölgemiz coğrafyasında bulunan bu çengel boynuzlu dağ keçileri nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, bunu kesin olarak koruma altına alması gerekiyor. Yani bunların türlerin yaşaması almasına gerekiyor. Ama tam tersi bunu koruma altına alacağına av ihalelerini yaparak bunu katliamını kendisi bizzat kendisi yapıyor. Yani biliyorsunuz geçenlerde Dersim bölgesinde Amerikalı özel bir şahsının gelip orada avcılık yaptığını, bölge Dersim halkının buna tepkisi konusunda bu avcılığı iptal ettiğini söylediler. Evet. Maalesef bizde de bu avcılık Amerika'nın gelip burada özel av yapmasına gerek yok. Kendi içimizdeki Amerikalılar bu işi çok iyi şekilde kutsallarımıza, yani o yaban hayatının, o canlıların, o dili olmayan canlıların yok olmasına bizzat ön ayak olup katliamına maruz kalıyor. Burada sizin aracınızda bütün herkesin neresinde olsun, yani Türkiye coğrafyasının batısında, doğusunda, kuzeyinde neresinde olursa olsun bu canlıların yaşamına kesinlikle bir önlem alması gerekiyor. Bunun içinde de bölge halkımızın, özellikle Peri Vadisi halkının köylülerine, muhtarlarına, kaymakamlarına, orada görev yapan karakollarına büyük sorumluluk düşüyor ve sorumluluklarını yerine getirip bu katliama seyirci kalmaması. İkincisi de tecrit olan o halkın, mesela o dağ keçilerinin, avcılarının gece karakol kuvvetleri arasında gözlerinde yapılan bu avcılığını bir an önce müdahale edilip önlemli alınmasını gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Son cümlenizi tamamladınız sanıyorum. Kestim gibi geldi bana ama. Yok, çok teşekkür ederim. Bize bu hak verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.